Şimdi Fatih Hoca tabii ki benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray için çok büyük, çok önemli bir isim. Dün kendisi beni aradı, hayırlı olsun dedi. Elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanındayız dedi. Ben de tabii ki Fatih Hoca'ya özellikle onun bizler için, Türk teknik direktörler için açtığı yolda biz de doğru bir şekilde ilerlediğimizi Galatasaray'da da bu görevde elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı söyledim. Hocaya bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu bu anlamda gösterdi. Ben de dediğim gibi bizim için önemli, değerli. Ve bu tür bir konuşma aramızda geçti hocamızla. Kendi ekibimle uzun yıllarda çalıştığım bir ekibim var tabii ki. Onlarla birlikte geliyorum. Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Geçen sene yapılan transferler var. Bunları da özellikle pazartesi günü antrenmanlar başlıyor. Bütün oyuncularımı görmek istiyorum burada. Oyuncuların performanslarını görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Tanıdıktan sonra da oyuncularımızı bu anlamda yani en iyisini nasıl yapabiliriz, en iyi nasıl değerlendiririz? Yani burada bazı oyuncular bizle beraber olacak, belki bazı oyuncuları kiraya vereceğiz. Özellikle genç oyuncularda kiralık gitmek, bir takımda oynayabilmek çok bu anlamda faydalı olabiliyor. Bunu Yunus'ta yaşadık. Yunus bizim için, Galatasaray için altyapıdan gelmiş önemli bir oyuncuydu. Az süre buluyordu. Gitti, oynadı. Şimdi geliyor. Güçlü bir şekilde geliyor. Bu şekilde oyuncularımızın özellikle oynama alışkanlıkları için, performanslarını çıkartmaları için bunları da değerlendireceğiz. Ama şu andaki ilk planda oyuncularımı görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Yani ilk hedefimiz oyuncuların hepsiyle vakit geçirmek, ondan sonra kararlarımızı vereceğiz. Elimizdeki oyuncular büyük bir kısmı milli oyuncular, genç oyuncular, kaliteleri tartışılmaz. Ama genel olarak bir takım performansı geçen sene ortaya çıkmadı. Bazen takım performanstan ortaya çıkmadığı durumlarda bireysel performanslar da düşük olabiliyor. Bu birbirine bağlı zincirleme giden şeyler de olabiliyor. Hani psikoloji çok önemli futbolda. Bu sene böyle olacak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi demin de söyledim, oyuncularımızı görmemiz, değerlendirmemiz, hazırlık maçları oynayacağız, kamp yapacağız, antrenmanlarda göreceğiz. Bütün oyuncularımızı bu anlamda değerlendireceğiz. Ama ana hatlarıyla hepimizin bildiği, yani bizim de dışarıdan takip ettiğimiz, sizlerin takip ettiği, Sayın Başkanımızın, yönetim kurulumuzun en fikir olduğu, bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Takviyeye ihtiyacımız var genel kadro olarak. Burada biz de özellikle orta sahadaki yani görünen, mevcut görünen eksiklerin üzerinde çok fazla çalışıp doğru bir çalışmayla birlikte. Yani burada tabii ki bir Türk sayısı her zaman önem kazanıyor. Yani kadro yapılanması üzerinde, kadro programı üzerinde Türk sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Bu yüzden hem Türk oyuncular kadro içine katmak istiyoruz. Hem de burada yabancı kaliteli, direkt olarak bize etki edecek, direkt fayda sağlayacak. Yani üst düzey Galatasaray formasına yakışır o kalitede oyuncuları içeriye katmak istiyoruz. Ondan sonra da takım, ben bütün oyuncuların performanslarının da bu anlamda değişebileceğini düşünüyorum.